tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sunar. Gökhan'la ya işte karar verecekler. Biraz hocanın burada tercihi nasıl olacak? Çünkü bence Gezdal iki tarafta da oynayabilir. Yani oyun stili uygun. Topu tutarak oynadığı için. O zaman? Gökhan mesela sahada biraz daha rahat ediyor gibi. O yüzden ben biraz Gökhan'ı sahada daha çok tercih ederim. Tamam, ben de katılıyorum sana. Maç içinde değişerek oynayabilirler. Hı-hı. O ayrı. O zaman Hezal sol önde solak bir oyuncu oynayacaksa, Hezal bir de çok iyi orta yapabilen bir oyuncu. Hı-hı. Yani en üstün özelliklerinden 5 tanesini sayarsan ikinci ya da üçüncüsü böyle ortaları olur bence. Hı-hı. Bu yüzden zaman zaman biliyorsun onu böyle kanat beki olarak da düşündüler Lyon'da bir ara. Doğru. 3-5-2'lerde, 3-4-3'lerde. Neyse o zaman Abubakar'ı ve Abubakar dışında arkadan da birilerinin gelmesi gerekiyor. O zaman Dorukhan o oyuncu. Yani Oğuzhan daha derin oyun kurucu gibi, Dorukhan çift yönlü gibi ve Dorukhan'ın artık sözleşme tartışmalarını bir kenara bırakıp en az bir ay. Çünkü şu anda sözleşme, yeni sözleşme görüşmesi tıkanmış durumda. Konsantre olunacak olan Dorukhan ne kadar iyi oynarsa o kadar daha iyi sözleşme şartlarına ulaşabilir. Eğer Beşiktaş'ta kalmak istiyorsa. Konu benim için bu kadar. Sağ içinde ama bu gerekli. Artı şu da var. Gökhan Töre sağ ön oynadığı zaman daha böyle iç forvet gibi oynayabilen bir oyuncu ve özellikle bu içeri doğru kat ederek kaleyi görebilmesi, Abubakar'la Verkaç üzerinden yine şut çıkarabilmesi, Gökhan Töre'nin antrenman performansının çok iyi olduğunu en az 4 kişi söyledi bana. Bir tanesi takım arkadaşı, bir tanesi teknik heyetten, bir tanesi de yönetici. Diğerini de söylemiyorum kim. Ya o tartışma olacak çünkü. Boşver o yüzden boşver. 3 tane yeter, 4'te 3 tutturuyoruz işte. Bunu maça yansıtması. Zaten Sergen Yalçın çok istedi ve çok verimli olması gerekiyor ki hani artık şey tartışması da bitsin. Başkan devamlı. Hoca kimi istediyse aldık. Hocanın istedikleri daha iyi oynarsa bu tartışma kendinden biter. Yalnız Hezal buraya gelecekse acaba sol bek tekrar Rıdvan mı olmalı? Hezal gelecekse soluna. Onun biraz daha arkasını toplayacak oyuncu olmalı ama Ensakala ne kadar... Ensakala mı olmalı? Ama Ensakala ne kadar topluyor şüpheli. Ben şu an Ensakala'nın bu haliyle her türlü Rıdvan'ın oynaması gerekiyor diyorsun. Yani her türlü Rıdvan'ın oynaması gerekiyor. Ensakala'nın arkasının birinin toplaması gerekiyor. Yani abi ben niye Ensakala'nın Rıdvan'a daha fazla hata yapma lüksü olduğunu anlamıyorum. Yani ben Ensakala gelmesini de normal bulurken Rıdvan da önünü tıkamayacak bir oyuncu olarak gördüm. Kötü Ensakala bile tıkıyorsa burada sıkıntı var o zaman. O zaman Beşiktaş'ın standardı düşmüş oluyor. Yani ikisinden Rıdvan bir hata yapınca 2 ay kesiliyor. Ensakala 3 tane hata yapıyor, kesilmiyor. Ben ya bu bana biraz dokunuyor. Tam tersi. Yani Rıdvan'ın 3 hata lüksü var. Ensakala'nın 1 hata lüksü var. Evet. Ama Ensakala çok daha fazla bu konuda rahat. Peki, ben anlayamıyorum ya. Peki bu Ensakala'nın çok iyi başlayamamasını tabii ki stoperdeki Beşiktaş'ta çok büyük hayal kırıklığı oluşturan performansları var. Vida ile Wellington. Çok kötü oyuncu olduğunu da düşünmüyorum bu arada. Kesinlikle canım, onu tartışmıyoruz bile zaten. Çok biraz forma girse yani katkı da verir. Peki, ama kötüyken de Rıdvan peki, oynayacak yani. Rıdvan ya da Ensakala Beşiktaş geri dörtlüsünün tekrar istikrarlı performans sergileyebilmesi için bu haftadan itibaren Deniz Spor maçına itibaren stoper tandemi kimlerden oluşmalı sence? Bence asıl zor soru bu. Montero oturdu bence sol stopere. Yanına Wellington yani, mu Vida mı başkası mı? Ya Wellington bence Beşiktaş 11'inde süre alması gereken bir oyuncu, almaması gereken bir oyuncu. Vida? Yani Vida da kendi standartında idealinde değil ama Wellington mu Vida mı? Wellington mu? Birçok soru sorabilirim. Ben genelde de ikincisi olur tercihim. Montero'yu zaten daha Vida'nın sanki böyle tamamlayacak tipteki oyuncu da Vida gibi. Vasat altı Vida'yı da tercih ederim. Hayır da Wellington'a. Vida artık vasat altı falan olmasın canım. Kendi standartının vasat altını söylüyorum. Bu arada Laiç Sırbistan milli takımı dedin ya. Hı hı. Yani az süre alması. Evet. Asıl böyle Beşiktaş adına seviye düşmesini gösteren Vida'nın Sırbistan milli takımında artık her maç birinci tercihti yani. Vida'nın yanına Lovren, Vida'nın yanına Çaletekar değil ya da Kaletekar değil. Hı hı. İkisinden biri yanına Vida oluyor. O büyük sıkıntı. Çünkü sonuçta o savunmanın lideriydi. Eksikleri de olsa, şu da olsa, bu da olsa Dünya Kupası finali oynayan takımın savunmadaki Sırna falan, hı hı, onun yaş, bir de o daha ofansif bir oyuncuydu. Gerçekten Sırna savunmayı ayakta tutan Vida'ydı. Bu bir gerçek yani. Brozovic'le beraber, önündeki orta sahayla beraber, onu da söyleyeyim. Ama Brozovic'in hakkını verelim o turnuvada. Yani oraya şimdi Josef Brozovic gibi düşünürsek,
Olur olur. Brozovic daha farklı bir oyuncu. Daha Brozovic, farklı yerlerde oynayamayan oyuncu ama. 13 kilometre falan koşuyor ya. Tabii. Olmaz bir onun dışında aslında Brozovic kariyeri boyunca sol ön, ofansif orta saha, sağ ön falan da oynamış bir oyuncu. Tam aynen. Bir joker. Ama o turnuvada defansif orta saha çapalığı çok iyi yaptı. Josef de çapalığı bu lig ortalamasında çok iyi yapabilen bir oyuncu. Tabii. Josef'in gelmesiyle yanına acaba ilk haftalarda Josef yanına böyle Atiba mı oynatacak hoca, ne yapacak? Böyle bir eğilim görüyor musun? Geçen sene Atiba Elneni yapıyordu orayı. Atiba'yı daha bir 8 numara gibi kullansa da Atiba'yı oynatıyordu. Defansif özellikleri dolayısıyla da. Ya Atiba daha kolay uyum sağlayabilen bir oyuncu. Yapabildiklerini çünkü kendini biliyor. Ben bunu yapabiliyorum, bunu yapamıyorum. O bölgede şunu yapmam lazım, bunu yapmam lazım. Kendisini doğru kanalize edip o bölgede nasıl verimli olacaksa onları yapmaya çalışan bir oyuncu. Ya tabii ki eski atletizmde değil ama burada bu kadar belirsizlik varsa Atiba gibi bilinçli bir oyuncu, kendini bilen bir oyuncu oynar bir şekilde. Hangi rolde değerlendirir bilmiyorum ama bence Josef'in 6 numaradan değişmemesi gerektiğini düşünüyorum. O role çok iyi oturmuş bir oyuncu. O zaman anca yani Dorukhan olsan artık hangisinde Dorukhan yerine problem görüyorsa onun yerine oynar. Ama bak şimdi Oğuzhan... Ben ama ideal bir üçlü olarak görmüyorum bak, yani. Josef Atiba, Dorukhan, Josef Atiba, Oğuzhan... Ben de öyle görmüyorum. Değil üç oyuncuyu yani. Da tek tek, dördünü de ayrı ayrı beğenmekle beraber en ideal, birbirini en iyi tamamlayacak orta üçlü biri. Çünkü Beşiktaş'ın bir de sezon başında o üst üste yenilgilerdeki şok yenilgiler bence onlar. Hı-hı. Rakipleri tebrik ederim. O ayrı iyi oynadılar. Konyaspor olsun, gençler biliyorsun ama Beşiktaş'ın iki maçı da kaybetmesi şoktur. Büyük sorunlardan bir tanesinde savunmadan bir türlü top çıkmadığı için yani savunma dan hücuma geçiş değil, savunmadan orta sahaya geçiş sıkıntılı Beşiktaş'ta. Onu hangisi çözecek o sorunu? O sorunu çözebilecek oyuncu fizik, kondisyon seviyesi idealken, morali, motivasyonu yerindeyken Oğuzhan Özyakup. Öyle değil mi? Savunmadan hı hı. Orta sahaya geçiş ya da orta sahadan, ya direkt olarak savunmadan hücuma geçişte Oğuzhan Özyakup oyuncu. Josef Oğuzhan diye yazıyorsun, o zaman diğer oyuncu böyle Atiba'yı çok sevsem de Atiba'yı burada 5 oyuncu değişikliğinde çok iyi bir joker olarak kullanmak. Çünkü ne yaptığını çok iyi bilen oyuncu. Hmm. Artı niye yedek kulübesi? Atletizminle eksilmesi dedin ya. O yüzden. Atiba ne zaman girip nerede ne yapacağını da çok iyi bilen bir oyuncu. O yüzden Josef, Oğuzhan, Dorukhan yine ideal üçlü olarak gözüküyor sanki. Atletizmin eksilmesine benim kastım yavaşlaması şey değil. Yani 90 dakika aynı oyunu oynar Atiba. Abi tamam da yani ama yaş olarak herhalde. Yavaş yani sadece. Ama insan çok evladı doğal. Bu yani. Atiba da olsa o bir insan evladı yani. Ama ona göre oynamasını da biliyor. O yüzden... Ama işte takımın ona göre mi oynaması lazım? Takıma sanki orada o işte bir tane savunmadan orta Josef sahaya geçiş sorununu çözecek. Oğuzhan artı Josef'in önünde daha özgürleştirilmiş, Ozan Tufanlaştırılmış bir Dorukhan. Kullanımı lazım Sergen Yalçın'a. Yani burada... 6 da değilsin, 8 de değilsin, 10 da değilsin. Nerede ne gerekiyorsa git onu yap. Dorukhan. Talimatının, taktiksel talimatının verilmesi gerekiyor. Biraz oyuncuların da kendi bireysel... Şimdi mali imkansa, oysa buysa sonuçta Atiba hepsinden daha az kazanıyor ve aslında kariyer olarak bir hedefi yok. Buradan sonra bırakacak bu adam. Ama onun nasıl oyuna tutunduğuyla... Oğuzhan'ın nasıl oyuna tutunduğu, Dorukhan'ın nasıl oyuna tutunduğu biraz onlara da bakmak lazım. Herkes kendisinin en iyi versiyonu olmak durumunda. Laiç'in nasıl baktığına bak. Laiç pek de bakmıyor. Komple bakmıyor hatta. Herkesin biraz şartlardan bağımsız. Ben bir sporcuyum. Ve sporcu olarak kendimin en iyi versiyonunu gerçekleştirmem lazım ki bundan sonra kariyerine de sonuçta hedefi olan adamlar bunlar. Yani sonuçta Dorukhan'ın yaşı belli, Oğuzhan'ın yaşı belli. Yani daha önünde zaman olan oyuncular bunlar. Herkes kendi futbolunu oynamak durumunda. Bu sebeple bence herkes kendi sorumluluğunu almalı. Yani Sergen Hoca'nın taktiksel olarak eksik bir, yani çok iyi bir dönemden geçmediğini düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Ama sadece Sergen Hoca'yla da ilintili değil bence. Yani oyuncuların biraz da kendisiyle alakalı. Anlıyorum şartlar uygun değil, anlıyorum. Belli ki geriden geliyor maaşa, yani anlıyorum zor durumla, zor dönem. Aradan 22 gün geçmiş oluyor Denizlispor maçına kadar. 1, 2 o dediğin alacakların büyük kısmı ödenmiş oluyor. 3, daha fazla çalışacak zaman, 22 gün ya, 3 hafta çalışma zamanım var. Ve yani Beşiktaş'ın milli takımlara en az oyuncu gönderdiği dönemlerden bir tanesi biliyorsun. Aynen. Doğru. Şimdi o açıdan bu hafta itibaren şu konuya da sana katılıyorum. Dorukhan'la Oğuzhan'ın Atiba motivasyonu, Atiba görev bilinci, Atiba varoluş
Tabii meselesini abi, yani biraz da kendileri kendi ve oyuncu kimliklerini eklerlerse beklentileri karşılarlar en azından. Hatta bir aşabilirler de. Ya bir de öyle top oyna. Sene sonu mesela Dorukhan her şeyini versin, oynasın. Sözleşmem bitti, ayrıldım. Ben teşekkür ederim herkese. Kimse bir şey demez yani. Ya Beşiktaşların %90'ı Gökhan Gönül'e, ezeli rakip Fenerbahçe'ye döndü diye %90'ı kızıyor mu? Keşke kalsaydı diyenler tabii oluyor tabii ki mantıklı olarak. Çünkü sağ beksiz oynadığın için 2 ayı. Tabii. Gökhan Gönül gibi sağ bekin olsa daha iyi. Ama duygu olarak adamla her maç sözleşmenin karşılığını takır takır profesyonel seviyede verdi mi verdi. O yüzden arkasından da çok ağır sallayan çok az kişi var. Yok aynen öyle. Doğru. Bence de önemli onu. Yani nasıl hatırlanacağınız hakikaten banka hesabınızda ne kadar para olduğu kadar önemli. Gerçekten arkadaşlar bana böyle inanın, nasıl hatırlanacağınız çok önemli. Bazı futbolcular var bazı şehirlerde, hiçbir şeye böyle hesap ödemiyorlar ki. Ödettirmiyorlar. Nasıl hatırlandıklarından kastım o. Zaten harcamayacaksın. Yani biraz daha az olsun ama zaten harcamayacaksın. Bak diğer türlü gidersin balıkçıya. Dedin ya balıkçı. Hı hı. Orada biri çıkar. Orada bir Beşiktaşlı çıkar. Ama bu da aldı paraları, oynamadı. Karidesi yaz 45 lira falan. Anladın? Var böyle insanlar. Yok mu zannediyorsun? Ben hep sohbet, iletişim halinde. Bana da yapan var tabii. Haklılardı diyelim. Fenerbahçe Trabzonspor derbisi bölümüne geçiyoruz. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sundu.